Merhaba, ben Mehmet. Üçüncü bölüme hoş geldiniz. En son Bulgaristan'a savaş ilan etmek üzere kalmıştık. Ona devam ediyorum. Arkada şarkım kapanmış, onu açayım. Evet, savaşı ilan ettim. İki tane seçeneğim var burada. Ya fethi edebilirim ya da kulüp olarak alabilirim. Fethi edecek güce sahibim şu an. Fethedecek güce sahibim. Fethetmek daha karlı zaten bizim için. Kuklu olarak almaktansa. Kukla ne zaman alabilirsiniz devleti? Deniz aşırı bir ülkesinizdir. İngiltere gibi. Kuklu olarak orada kendinize yarayacak bir meclis kurarsınız. Ama öyle bir şeye ihtiyacım yok. Şimdi. Savaşı ilan ettik. Dünya çapında şu an bir tehdit olarak görüyoruz çünkü erkenden savaş ilan ettik. Başka ülkelere karşı tehditimiz şu an arttı. Ve askerlerimize ne emri vermiştik? Hazırlan, onu Yıldırım Savaşı olarak değiştireceğim. Ne demek bu Yıldırım Savaşı? Tarihte ilgisi olanlar bilir. Yıldırım Savaşı çok fazla zayiat vermeden direkt saldırdığı ülkenin önemli stratejik olarak önem arz eden bölgelerini ele geçirmeyi hedefleyen bir saldırı tarzıdır. Direkt saldırı dersem ne oluyordu? Normal olarak saldırıyorduk ama Yıldırım Savaşı'nda hızlı hızlı saldıracağız ve önemli bölgeleri ele geçireceğiz. Hava kuvvetleri saldırsın, deniz kuvvetleri de saldırsın. Şimdi savaş ilan ettiğimize göre yeni yasalar çıkarabilirim. Mesela gönüllü ordusu, zorunlu askerlik yasası, gönüllü ordusu varmış şu an. Gereken kadar silah altına al, yapabilirim. Sonrasında ekonomik yasalar, temel seferberlik varmış, onu tam ekonomik seferberlik yapabilirim. Şimdi savaşı ilan ettim. Bir tık hızı düşüreceğim ki olanları gösterebileyim, görebileyim. Mesela gördüğümüz üzere bizim filomuz, hava filomuz bombalıyormuş. Şöyle orada iki tane işte piyade varmış, topçu varmış. Onları bombalıyoruz. Hava filosuyla desteklenmemiş birlikler hiçbir önem arz etmezler. Hava filoları gerçekten çok fazla işimize yarayacak bizim. Yere saldırı yazıyor. Yani yerdeki birimlere saldırıyoruz. Burada yazan 96 ne demek? Burası yüksek. Yani 97 gibi yüksek ve yeşil olduğunda bizim lehimize savaşın geçtiğini, kazanıyor olduğumuzu gösteriyor. İşte burada devreye geziyor bizim donanmamız. Şu an iyi gidiyoruz, hızlı gidiyoruz. Askerlerimiz Bulgaristan'ı kolayca fetheder durumda. Hop, şöyle bir şey de var. Onu da ayarlayayım. Bu birimlerin upgrade, yani yükseltilmesinde kaç tane birime izin verildiğimizi gösteriyor. Hop, izni verdim. Daha da güçlü olabilirler artık. Dın 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 dın. Bulgaristan bize nazaran daha küçük ve daha az güçlü bir ülke. Burada savaş raporları geliyor. İşte hangi savaşı kazanmışız, ne yapmışız diye. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Oyunda pocket diye bir olay var. Nedir bu pocket? Bulgaristan'ın başkenti neresi? Sofya. Bulgaristan'ın askerlerine Sofya'dan nasıl söyleyeyim? Bulgaristan'ın askerlerinin Sofya'dan erzak geliyor. Sofya'dan geliyor, dağıtılıyor erzaklar.
Sofya'dan gelebilecek erzakların önünü kapattığımızda önü kapanan birlikler yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Erzağı tükenmeye başlıyor. Mesela Varna'daki bu birlik. Üç taraftan çevirmişim onu. Silistre'yi ya da Tolbiçin'i aldığımda dört bir taraftan çevirmiş olacak. Herhangi bir yere kıpırdayamıyor olacak. Ne demek bu? Erzak alamıyor olacak. Erzaksız bekliyor olacak. Yavaş yavaş ölüyor olacak. Bu yüzden oradaki birimleri kolayca alt edebiliyor olurum. Eğer çevredersem birlikleri. Buna da pocket deniyor. İtalya Etiyopya'yı fethetti. Bol bol oldu biraz ama söyleyeyim ya. Şimdi işte Mehmet Nuri Yamut kim? Bizim Kara Kuvvetleri Komutanımız bize raporları veriyor. Diyor ki Tolbiçin Savaşı'nda işte şu kadar asker katledildi. Bizim şu kadar askerimiz öldü diye söylüyor. Varna'yı ele geçirdik. Plovdiv ve Sofya'yı ele geçirmemiz gerekiyor şu an. Emri değiştireceğim. Varna zaten elimde. Varna'yı kaldırdım. Askerlerim buralara yönelsinler diye. İstihbaratı direkt düşüreceğim artık. Bulgaristan'a göndermeme hiçbir gerek kalmamakta. Almanya'dan da casuslarımız umarım bir şeyler getirir. Savaşı hızlandıracağım. Evet, savaş kaybetmemekteyiz şu an. Almanya'dan temel bombalar adında istihbaratımız gerçekleşmiş. Ne demek bu? Şöyle göstereyim hemen. Avcı uçağı, pardon, bombers, temel bombalar. Bunu biz araştırmadık ama Almanya'daki casuslarımız sayesinde araştırmış gibi elimizde şu an. Plevne Savaşı'nı da kazandık. Hop. Hemen değiştiriyorum tekrardan. Herkes Sofya'ya yüklensin. Şöyle cephede gösteriyor. Bakın. Şöyle gidiyoruz şu an. Sofya'yı da fethettiğimde Bulgaristan tamamen benim olmuş olacak. Şunu da söyleyeyim. Bulgaristan bize karşı hiçbir güç gösteremedi. Çok kolay oldu. İşte tahmin düşman gücü, bizim gücümüz, ihtiyacımız. O ilk defa savaş kaybettik. Tekrardan kazanıyoruz. Buradaki birimlerimiz şu an kötü haldeler. Takviye ihtiyacımız var. Yakın zamanda buradan birleşip geliyor olacağız. Buradaki askerlerimiz Sofya'nın üzerine yürüyecek şimdi. Hop, araştırmalarımız tamamlandı. Askerimiz eksikmiş. Komutanlarda. Oo, call donation. Ne demek bu? Halkımız bize donate yani bağışta bulunmuş. Halkımızda o kadar birlik var ki herkes ideolojiyi destekliyor ve halk kendinden artanı veriyor. Enerji arttı mesela. Milli birliği yükseltmenin iyi yanlarından biri de bu.
Geri geldim. Raporlar geliyor tekrardan. Alkalizör motorunu araştırmamız tamamlanmış. Hop. Savaşları kazanmışız. Termini kaybetmişiz. Aa, şurası bir bitse Bulgaristan bizim olacak. Lom'da kaybetmişiz. Neredeyse tamamı bizim Bulgaristan'ın. Sadece Sofya'daki birlikleri kaldı. Şöyle ki savunmak, saldırmaktan daha kolay. Bu yüzden tüm birliklerin neredeyse tümünü Sofya'da birleştirdi ve orayı savunmaya çalışıyorlar. Ama o da bitti. Ve oh, tekrardan geldi birlikler. Evet, o da bitmek üzere. İşte bu. Türkiye, Anaxit Bulgaristan olan artık ülkenin bir parçası. Ne demek bu? Savaş skorumuz Bulgaristan bizim fethimizi kabul etmek zorunda kaldı. Yeni yasalar, yasaları kendi kendine değiştirdik. Çünkü savaş artık bitti ve gönüllü ordusuna geçtik. İşte sivil yasalar temel seferberliğe düştü. Yeni emri veriyorum. Bulgaristan seferimiz başlasın. Hop. Kapattım. Şu an görevi yok. Hemen Bulgaristan'a, Selanik, Atina'yı ve Irakleo, Girit mi? Neresi bilmiyorum. Orayı alalım hızlıca. Hemen askerlerimiz dağılsın. Şöyle savunmaya vereceğim Bulgaristan'da. Pardon. Hop. Evet. Tetra'yı veriyorum ben. Aa, pardon, saldırıyı seçmişim. Savunma. Şöyle tamamdır. Yapay zeka kontrolüne devam ediyoruz şu an. Üretim öncelikli. Tamamdır. Bir tık düşüreceğim çünkü oyun kasmaya başladı şu an. İstihbar attığımızda 7 casus artımız var şu an. Onları kullanmayacağım. Herhangi bir işte casusumuz yakalandığında onları takip etsin. Durumumuz iyi gidiyor şu an. Hemen Bulgaristan'a cihaz satacağım. Askeri cihazlık. Askerlerimiz yerleşsin de. Sonrasında başlayacağım savaşa. Askerlerim yerleşti. Bakın
teknolojik araştırmalar bitti. Şu an fazla araştırma yapabiliyorum. Ne yapacağım? Süvarilerim var. Onları geliştireceğim. Ya da şöyle yapayım. İptal et bunları. Bu kalsın. Ya da devam et bunları ya. Bas gitsin. Piyadelerim güçlensin. Aynı zamanda dağcıların da güçleniyor bu. İşte topçuların, hafif silahların güçlendirildiğinde. İyi durumda sayılırlar. Tek motorlu uçağın güçlendirmelerini yapalım. Tarım arttırayım. Tarım arttırdıktan sonra burada herhangi bir işte komuta yapısını güçlendirme, birleşik destek, piyade savaşı, toplu hücum gibi bunları güçlendirebiliyorum ama böyle bir isteğim yok şu an. Ne yapayım? Böyle bir devam edelim biz biraz. Bulgaristan savaşı ilan ediyorum şu an. Fethedeceğim Bulgaristan'ı. Hadi bakalım. Yasaları değiştiriyorum. Gereken kadar silah altına al. Neydi o? Tam ekonomik seferberlik. Hadi bakalım. Savaş sırasında ne olanları bir görelim. Yakın zamanda Yunanistan'ı da fethedeceğim. Şöyle. Burada mesela bir transport gemimiz kaybedilmiş. Marmara Denizi'nde. Aslında bununla ilgilenmesi gereken birliklerimiz var. Niye ilgilenmiyorlar? Hop. Bas oğlum. Savunma yapmışız da o yüzden. Saldırın. Agresif bir şekilde şu an hemen çıkarmamızı yaptık. Hemen çıkarmamızı yaptık. Bildiğiniz üzere zafer puanı olan bir bölge bırakılıyor. Onu da almamız gerekecek Bulgaristan'ı fethetmek için. Savaşları kazanıyoruz, kara savaşlarını. Buradan herhangi bir ülkeyi fethederken plan oluşturabiliriz. Bunlar stratejik etkiler. Mesela büyük ordu işte gereken neymiş? En az 800 tane Tugay'ımız olması gerekiyormuş. Liderliği arttırıyormuş. Organizasyon geri kazanımı arttırıyormuş. Sonrasında ne vardı? İşte başarılı konvoy en az 10 olması gerekiyormuş. Stratejik konvoy impact'in. Şey vardı bir de ya. Zafer koşulları vardı. Herhangi bir ittifakın üyesi olduğunda onları da görebileceğim. Bu çıkarma bizim için önemli şu an. Çıkarmalar zor olaylar. Şöyle ki zor olaylar. Deniz aşırı yerler oldukları için kaynak alamıyor birlikler. Mesela bunun üstü niye sarı? Çünkü bunun erzağı biraz eksik. Bu şekilde oluyor.
Bulgaristan'ın bu arada zırhlı, pardon, konvoy birliği varmış. Şu kamyon mesela. Onu da yok ettik hızlıca. Çekiliyor şu an. Çıkarmada kötü durumdayız. Adamlar birlik koymuş oraya. Bizi tutabilirler şu an. Engelleyebilirler. Bakalım ne oluyor. Çıkamadık hala. Kötü gitmekte yani şu an. Hala çıkamadık. Bunu yapacağım bir şey yok benim şu an. Üretimler nasıl gidiyor? Güzel, kazanıyoruz şu an. Hala kazanamadık, çıkamadık. Yapacak bir şey yok. O. Çıkarma yönünü değiştirdik. Sıfırdan çıkmaya başladığımız için kötü oldu. Hemen Selanik'teki donanmaya verdik. Oo, Cumhuriyet İspanya kazanmış sanırım. Evet, Cumhuriyet İspanya kazanmış iç savaş. Genelde Milliyetçi İspanya kazanıyordu ama. Konvoylarımız azalıyor. O. Buraya hemen bir şey yapmam gerekiyor. Hemen. Asker getirmem gerekiyor. Tutmak için ama getiremeyecek durumda galiba. İran bize geçişini önermiş. Geçişini ne demek? Bunu bu arada reddettim. İhtiyacım yok İran'ın geçişinde. Mesela Afganistan'a saldıracağım. İran'dan geçiş izni istiyorum ki Afganistan'a kara yoluyla askerlerimi geçirebileyim. Yunanistan çıkarma yapıyormuş şu an. Yapmış bu arada. Vallahi yapmış. Neyse hemen. Tamam. Deniz birliklerimizin daha aktif olması gerekiyor şu an. Para birliklerimiz zaten kazanıyor. Atina'yı da ele geçirdiğimizde gerçekten işimiz rahatlamış olacak. Çıkarma yapmışız bu arada. Ve iyi durumdaymışız. Aynı zamanda buraya hava filosu getirmişiz. Ve saldırıyoruz şu an. Hiçbir kaynağımız olmamasına rağmen. Devam. Gerçekten denize döktük şu an. Almanya'dan temel küçük yakıt tankı çalmışız. Bunlar az önce boştu. Niye boştu? Bunların komutanı bu. Bunların komutanı bu. Bu az önce boştu çünkü bunların komutanı ta buradaydı. Bunu buraya taşıdığımızda söylediğim gibi komutanı olmadığı sürece organize olamıyorlar. Kaynakları alamıyorlar, tüketemiyorlar. Bunu buraya getirdik ve tık 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 ilerledik. Hemen kazandık buraları.
Yakında Bulgaristan, Yunanistan'da bizim olmuş olacak. Yunanistan çıkarım yapıyormuş. Şöyle. Storming diyor. Orayı korumamız gerekiyor. Alacak galiba zaten. Aldı gerçekten. Ekonomik patlama iyiymiş. Alacağız orayı da. Hadi. Tamamdır. Alamadık. Takviye birliği getirdi. Atina savaşını kazanıyoruz şu an. 91. Hop, Atina bizim. Burayı almamız gerekiyor son olarak. Atina bizim şu an. Çok az kaldı. Hadi oğlum. Hadi. Yunanistan bizimdir. Anlaşma imzalanmış. Japonya Mifer'e katılmış. Yunanistan bizimdir. Fethimizi kabul etmek zorunda kaldı. Bu da bu kadardı. Türkiye büyümüş halde şu an. Bu videoyu bu kadar burada bitiriyorum. Daha fazla canım isterse video çekerim. Küçük bir öğretici olmuş oldu bence. Başka video çekmek istersem çekerim. Haftaya atabilirim. Bu kadar. Görüşmek üzere. İyi günler.